Herkese merhaba. Bugün MG markasının yeni ülkemize giriş yapan HS şarj edilebilir hibrit modelini inceleyeceğim. Bildiğiniz üzere araç ön siparişe açılmıştı. İlk teslimatlar artık yapılmaya başlanıyor. Bu arada aracın 170 beygir sadece benzinli versiyonu da ön talebe açılmış. Şarj edilebilir hibrit versiyonla sanırım arasında 150.000 TL fark var, daha ucuz. Bu şarj edilebilir hibrit araç 339 beygir güç, 365 Nm tork üretiyor. Benzinli motoru 143 beygir, elektrikli motoru da 135 kW güç üretiyor. Aracın azami hızı 190, 0-100 km ivmelenmesi de 6.9. Aracın boyutlarına baktığımızda uzunluk 4670 mm, genişlik 1890 mm, yükseklik 1663 mm, aks mesafesi ise 2767 mm. Bagaj kapasitesi 441 litre, yakıt deposu da 55 litre. Bataryası 21.4 kW. Elektrikli menzili 100 km, karma menzili de 1000 km'nin üstünde olduğu söyleniyor. Dahili AC şarj kapasitesi de 6.6 kW. Bu kısımda elektrikli park freni, elektrikli auto hold sistemi var yine. Yokuş iniş desteği. Pino bile kaplanmış. Burada mat füme parça var. Vites topuzu bu şekilde. 2 adet bardaklık var. 2 adet USB girişi mevcut. Torpido bu şekilde, kaplamasız. Havalandırmalar yine Pioneer Black. Ekran hızı iyi gayet. Start stop düğmesi de oldukça şık. Direksiyonun tasarımı da oldukça şık. Altı düz, ortada yine Pioneer Black ve dışında mat gri kaplamalar var. Yine keza burada da aynı şekilde. Burada bir tane kapaklı cep var. Yakıt deposu. Çerçevesiz bir aynamız mevcut. SOS tuşumuz. Kapaklı bir ayna mevcut. Şu an aracın aküsü tam olmadığı için ışıklar yanıyor. Düğmenin hissiyatı gayet iyi. Şu hiç görmemiştim. Köşeli bir tasarım ama içi çukur ve tırtıklı. Aracın tavanı siyah, premium hissiyatı yaratıyor direklerle beraber. Koltuklar rengi çok hoş. Dolguları çok iyi, yanal destekleri. Elektrikli koltuk. Paspasımız yine MG logolu. Bir de aracın yanında basamak var. Kapı içi kaplamasız ama büyük. Burada cam açma düğmeleri ve ayna ayar düğmeleri var. Deri kaplı ama biraz sert. Kapı kilidi. Yine krom mat çerçevesi var etrafında. Burada kablosuz şarjımız var. Torpidonun içi de alt kısmı halı kaplı. Biraz ufak açıkçası. İleri geri de gelmiyor. Arka bölüme geldiğimizde de yine derin bir cebimiz var. Burada da değişik bir tasarım mevcut. Girintili çıkıntılı. Çok hafif sert burası da. Yine deri kaplı. Koltuk arkasında böyle bir cep var. Isofix bağlantıları biraz gizli kalmış. Bu ileride kumaşa zarar verebilir.
2 adet bardaklık var, etrafı piyano bilek kaplı. Şurasının da güzel bir kumaşla kaplı olması hoş olmuş. Arkada bir tane havalandırmamız mevcut. O da şeyden, ekrandanmış. Şimdi daha yeni almış. Elektrikli bagaj düğmesi. Burada bir tane file eşya gözü. Bir tane beyaz ışıklandırmamız var. Yine bu tarafta da fileli aydınlatma mevcut. Arkada da yine böyle bir göz var. Şarj aparatları için belki yapılmış ve lastik tamir kitiyle. Burada siyah bir pandizotumuz var. Burada da model yazımız var. HS yazıyor ve PHEV olduğu için araç. Mavi PHEV logomuz var. Kedi gözlerimiz. Yine burası tam piyano bilek değil ama plastik bir kaplama var. Altında karbon görünümlü bir malzeme. Onun altında yine piyano bileğe benzer. Bu sağlık mı? Şu farları oldukça şık şekilleri olsun. Çizgi halinde böyle devam ediyor. Model logomuz var. Sileceğimiz var. Buradan da siyah bir çıta iniyor. Tavan rayı gri mat. Bu tarafta benzin deposu. Sanırım diğer taraf şarjla alakalı bölümde. 225, 55, 19 lastikler var. Bridgestone marka kullanılmış. Jantlar da modern. Günümüz araçlarına ayak uyduruyor. İç buluyoruz burada da. Etrafında siyah piyano bilek bir kaplama mevcut yine. Kapı altlarında da piyano bilek kaplama mevcut. Onun altında yine gövde rengi füme ama altı yine siyah kaplama. Öne doğru gidiyor. Ön kapının yanında şöyle plastik ama üçgen desenler var. Aynadaki sinyaller de iki parçaya dağılıyor şöyle. İkiye dağılıyor daha doğrusu. Onu da ilk defa gördüm. Şurada hava girişi gibi bir parça var ama fake yapılmış. Altta sis lambası. Onun altında yine değişik desenli piyano bilek parça var. Bu ızgara da kapalı gibi ama şu kısımları açık sadece. Yanlar kapalı, önde sensörler var yine. Alt tarafı biraz açık yapılmış. Markanın logosu yine burada. Amortisörlü kaput bulunuyor. Araçta sunroof olmaması tabii şaşırttı beni açıkçası. Hadi sunroof değil de cam tavan mesela. Arkadaşlar benim videodan aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.